gelenekçi Ortodoks sistem, gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı sanatı öldüren, yok eden bir sistemdir ve dolayısıyla bilimi de yok eden bir sistemdir ve teknoloji de yok eden bir sistemdir. Hayatı da yok eden bir sistemdir. Öyle bir ortamda adam ne sanat arar ne şube. Ne diyor? 40 lokma, bir hırka. Bu kadar. Yerde oturacağım diyor adam. Hiçbir şey istemiyor. Bu hayat bütün Orta Doğu'yu mahvetti. Bu gelenekçi sistem. Gelenekçi sistemin korkunçluğu da şurada, yani korkunç yönü de şu. Birbirine korktukları için rekabet halinde daha da gelenekçi görünmeye çalışıyorlar. Mesela adam diyor ki, ya diyor 8 yaşında çocuğu hocaya göndermem. Ya o da bir şey mi diyor, ben 4 yaşındaki kızımı göndermiyorum diyor. Hay maşallah diyor, adam daha da takvaymış. O da diyor ki, ya diyor o bir şey mi, ben 3 yaşındaki kızımı göndermem diyor. O daha da takva olmuş oluyor. Ya gelenekçi sistemin böyle kör açmazı vardır. Yani o ondan daha beter olmak ister, o ondan daha beter olmak ister. Tabii o daha mükemmel olma anlamında oluyor ama birbirinden daha beter olurlar. Yani 2, 4, 8, 16 şeklinde birbirini boğarak, boğarak, boğarak ülkeyi de boğarlar, insanları da boğarlar, kendilerini boğarlar bu sistemde. Bu gelenekçi İslam anlayışının boğma sistemini bir detaylandırarak yani artık şema şeklinde de hazırlıyorum kitapta.